2016 yılında Japonya'da tatsız bir olay yaşandı. 20 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Mayu Tomita bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kendisi bu saldırıdan sonra hayatta kalsa da fiziksel açıdan kariyerine devam edemeyecek bir konuma geldi. Ayrıca bu saldırıdan itibaren travma sonrası stres bozukluğu ile mücadelesi devam etmekte. Ve işin ilginç tarafı bu saldırgan aslında Mayu'nun bir hayranıydı. Sanatçıya yüzlerce aşk mektubunu andıran mailler gönderen bu kişi Mayu'dan cevap alamamasının üzerine ona bir hediye göndermeye karar verdi. Mayu'nun bu hediyeyi geri çevirmesi üzerine sinir krizlerine giren bu kişi önce Mayu'ya tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Daha sonra ise Mayu'nun konser vereceği alana gidip sanatçıyı yakalayıp bıçağıyla saldırdı. Üstelik bu tarz bir olay da Japonya'da ilk kez de gerçekleşmemişti. Tıpkı Mayu gibi şarkıcı olan birkaç kişi de ya eski hayranları ya da kendilerini kıskanan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Japonya'daki pop idolleri ve onların saplantılı hayranları arasındaki bu gerilim halen devam etmekte. Ve bunun üzerine şu soruyu sormak gerekiyor. Neden idolünü öldürmek istersin ki? Bahsettiğim olaylar son 5 ile 10 sene öncesinde gerçekleştiler. Oysa günümüzden tam 24 sene önce çıkan Perfect Blue eseri bu tarz olayların yaşanabileceğine dair bir uyarı ateşiydi. Usta yönetmen Satoshi Kon'un elinden çıkan bu anime filmi bize eğlence sektörünün karanlık kısımlarını, kişilik bölünmesi gibi psikolojik konseptleri ve özellikle idol kültürünün toksik taraflarını anlatmakta. Dışarıdan muhteşem gözüken bir hayatın içine baktığımızda pek de öyle olmadığını ve bir kişiyi tanrılaştırmanın, o kişiyi saplantı haline getirmenin bir yerden sonra yıkıcı sonuçlar verebildiğini gösteriyor. Bu videonun konusu Perfect Blue. Ana karakterimiz olan Mima bir müzik grubunda şarkıcılık yapmaktadır. Fakat bir süre sonra kariyerinde bir değişiklik yapmak ister. Artık şarkıcı olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen karakterimiz bu süreçte yeni sıkıntılar ile de karşılaşmaktadır. Mesela şarkıcılık kariyerini bırakması bazı hayranları tarafından tepkiyle karşılanır. Ayrıca oyunculuk kariyeri de zannettiğinden daha karanlık başlar. Mima'nın kendisi ile geride bırakmak istediği idol personası arasında kimlik çatışmaları şahit oluruz. Tüm bu olayların üzerine bir de onu takip eden ve ona tehdit içerikli mesajlar yollayan sapığını da eklediğimizde Mima'nın hayatının zannettiğimizden çok farklı olduğunu anlarız. Binlerce insanın kendisine hayran olduğu, onun yerinde olmak istediği bir hayatı yaşayan Mima, sanıldığından çok daha kötü bir haldedir. İdol kime denir? Örnek aldığımız ve onun gibi olmayı arzuladığımız, onun yolundan gitmeyi istediğimiz kişilere idolümüz deriz genelde. Fakat Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde idol dediğimiz kavram özellikle belli bir zümre adına oradaki şarkıcılar ve oyuncular için kullanılmakta. Ve Mima'ya baktığımızda onun da rahatlıkla bir idol olduğunu söyleyebiliriz. Kostümü, konserleri, ekibiyle yaptığı koreografiler, Mima her şeyiyle idol tanımına karşılık gelmekte. Ve filmin geçmekte olduğu Japonya'da idol kültürünün oldukça karanlık tarafları var. Öncelikle idollük, kişinin hayatını oldukça kısıtlayan bir iş. Ajansların idollere uyguladığı bazı yasaklar var. Mesela bir idolün romantik bir ilişki içerisinde bulunması genelde yasak. Bir idol hayranlarının ve özellikle erkek olanların ilgisini üstünde tutmak için bekar olduğunu belli etmeli. Hatta bir ilişkileri açığa çıktığı vakit kariyerini kaybeden idoller var. Ayrıca bu meslek epey riskli ve kısa ömürlü. Piyasanın aşırı doymuş ve rekabetçi olmasından dolayı bir idolün işini uzun süre sürdürebilmesi çok zor. İdoller erken yaşta emekli olmaları ile meşhurlar. Ki zaten Mima'nın şarkıcılıktan oyunculuğa geçmesinin nedenlerinden biri de şarkıcı olarak eski popülerliğini kaybetmesidir. Nowadays there are no places for pop idols to appeal to the masses. This is the turning point that'll decide if Mima lasts or not. Bir idol olmanın başka bir kötü tarafı da kişinin kendi kariyeri üzerinde neredeyse sıfır söz hakkına sahip olmasıdır. Bir idolün giysisinden makyajı, söyleyeceği sözden yapacağı hareketlerine kadar hepsi ajansları ve menajerleri tarafından ince ince tasarlanır. Hikayede bu durumun da pek farklı olmadığını görürüz. Mima'nın kariyeri genellikle menajerleri ve ajansı tarafından yönetiliyor. Ve Mima'nın bu otoritelere karşı itaatkar bir tavrı var. Kendisine duyduğu saygıyı zedeleyecek eylemlere bile boyun eğiyor.
oynuyor. Mesela Mima oyunculuk kariyerine başladığında ajansı ondan bir tecavüz sahnesinde oynamasını veya müstehcen fotoğraflarının çekilmesini talep eder. Mima bu sahneleri oynamaktan rahatsızlık duysa da bu piyasada var olabilmesi için istemediği şeyleri yapmak zorunda olduğunun farkındadır ve teklif edilen rolleri yapmayı kabul eder. Peki bir idol olmanın hiç mi iyi tarafı yok? Bu soruya cevap olarak bir idolün hayranlarıyla olan ilişkisi akıllara gelebilir. Sonuçta bu hayranlar idollerine karşı muazzam bir sevgi göstermekte ve yeri gelince ciddi para ve hediye yardımları yapmakta. Japonca'da otaku dediğimiz bir kavram var. Bu kavram başlarda anime veya manga eserlerine ciddi derecede takıntı gösteren kişiler için kullanılsa da zamanla anlamında bir genellemeye gitmiş ve herhangi bir popüler medya ögesine saplantı gösteren kişiler için de kullanılmaya başlanmış. Ve tabii ki her idolünde otakuları bulunmakta. Onların her konserine giden, her albümünü çıkar çıkmaz alan süper fanlar. Fakat idol otaku ilişkisinde bile işlerin sarpa sardığı durumlar var. Bahsettiğim gibi kadın idoller özellikle erkek hayranlarının gözünde etkileyici bir konuma sahip. Feminen, çocuksu, masum ve cinsel yönden belirgin bir imajları var. Bunun sonucunda bazı takıntılı erkek hayranlar idollerine yönelik platonik bir aşk besleyebiliyor. Ve tabii ki bir yerden sonra bu tek taraflı aşkın toksikleşmeye başladığı kısımlar oluyor. Neredeyse her idol kendisini durmadan takip eden ve sosyal medyadan durmadan mesaj gönderen saplantılı hayranlara sahip. Ve bu kişilerin sevgi adı altında gösterdikleri bu takıntı, karşılaştıkları küçük bir reddedilme ile kolayca nefrete dönüşebilmekte. Videonun başında bahsettiğim olay bunun bir örneği sadece. Başka bir örneği ise Mima'nın yaşadığı durum. I'm always watching Mima's room. Baştaki sorduğum soruyu cevaplamaya çalışalım. Neden idolünü öldürmek istersin ki? Mayu Tomita olayında bu saldırının bir reddedilme öfkesinden kaynaklandığı bellidir. Saldırgan Mayu'ya durmadan hediyeler ve aşk mektubunu andıran mesajlar gönderir. Mayu'dan umduğu dönütü alamadığı vakit ise ona müthiş bir öfke duymaya başlar. Aslında idollere yönelik saldırıların çoğu da bu tarz motivasyonlara sahip. Saldırganlar ya idollerine gösterdikleri ilginin karşılıksız kalması üzerine reddedilme psikolojisine giriyorlar ya da idollerini başka bir erkekle gördüğü vakit kıskançlık krizlerine girip bu tarz eylemler yapıyorlar. Perfect Blue'da ise saldırgan rolündeki Mimenya'nın daha farklı, daha sinsi bir motivasyonu bulunmakta. Onun Mima'ya olan öfkesi reddedilmekten veya kıskançlıktan ziyade kimlik kavramı ile ilgili. Mima'yı öldürmek istemesinin nedeni Mima'nın eski kişiliğini, şarkıcı kimliğini geride bırakması. Senelerce hayranı olduğu idol Mima'nın oyuncu Mima'ya evrilmesi bu kişiyi öfkelendirir. Hatta idol Mima ile oyuncu Mima'nın birbirinden farklı kişiler olduğuna inanmaya başlar. Oyuncu Mima'yı bir düzenbaz, taklitçi ilan eder ve idol Mima'nın isteğiyle taklitçiyi ortadan kaldırmaya çalışır. Folie Edu dediğimiz bir psikoloji konsepti var. Fransız psikiyatristler tarafından ortaya atıldığından ismi de literatürde Fransızca olarak geçiyor ve anlamı ise iki kişilik delilik. Bu konsepte göre gerçek dışı ve hastalıklı düşüncelere sahip bir kişi, bu zihniyetini başka bir kişiye virüs misali bulaştırabiliyor. Bunun sonucunda diğer kişi de aynı hastalıklı düşüncelere sahip oluyor ve bu delilik iki kişi tarafından paylaşılmış bir hale geliyor. Mimenya ile idol Mima arasındaki ilişkiyi iki kişilik delilik olarak tanımlayabiliriz. Peki Mimenya'nın iletişime geçtiği idol Mima tam olarak kim? Bu kişinin zihninde yarattığı bir illüzyon mu? Eğer öyleyse bir illüzyon uğruna insanları öldürmeye değer mi? Hikaye sürecinde gerçekleşen cinayetler bu kısımda bize ipucu vermekte. Öldürülen kişiler Mima'nın şarkıcılık kariyerini bırakıp oyuncu olmasını sağlayan ve ona tecavüz sahnesi veya müstehcen fotoğraf çekimi gibi dayatmalar yapan insanlar. Bu açıdan baktığımızda Mimenya'nın motivasyonu ile örtüşen eylemler. Peki Mimenya tüm bu kişileri nereden biliyor? Mima'nın kariyerindeki kilit kişileri tespit edebilmesi tek başına yapabileceği bir iş değil. Belki de bu kısımda şu tarz bir soru sormamız gerekiyor. Mimenya'yı iki kişilik delilikten muzdarip biri olarak görüyorsak, onun yanındaki ikinci kişi kim? Perfect Blue'nun ele aldığı birkaç problem var.
Fakat temel problem olarak kimlik kavramını gösterebiliriz. Hikayede insanların mevcut kimliklerinden ayrı bir kimliği arzu etmeleri ve bu iki kimlik arasında üstünlük mücadelesini görmekteyiz. Mesela daha filmin ilk saniyelerinde bile Mima'nın iki farklı kimliğe, daha doğrusu iki farklı hayata sahip olduğunu görüyoruz. Bir sahnede yüzlerce insanın önünde konser verirken, diğer sahnede sıradan bir insan gibi metroda yolculuk ediyor. Bir sahnede yüzlerce kameranın odağıyken, diğer sahnede kimse tarafından fark edilmeden markette alışverişini yapıyor. Film bize Mima'nın özel hayatında tıpkı diğer insanlar gibi sıradan biri olduğunu göstermek için elinden geleni yapıyor. Evini gördüğümüzde bile ne kadar mütevazi bir yaşama sahip olduğunu anlıyoruz. Mima için krizin başladığı kırılma noktası ise oyunculuk kariyeri. Hatta kendisinin oynadığı rol bile kimlik çatışması hakkında. Canlandırdığı karakter çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip biri. Mima'da kimlik çatışması ise iki şekilde gerçekleşmekte. Biri idol olduğu zamanlardaki kimliğiyle olan mücadelesi, diğeri de oyuncu olarak oynadığı rolün sınırlarının özel hayatına taşması. Mima'nın zaten bozuk olan psikolojisinin oyunculuk mesleğiyle daha da bozulduğunu görebiliriz. Sette okuduğu metin ile gerçek hayatta kullandığı sözler, rol icabı hissettiği duygular ile gerçek hayatında hissettiği duygular, tüm bunların hepsi birbiri içine girmiş bir düğüm olmuş durumda. Özellikle oyunculuk mesleği kimlik krizine yatkın bir iş. Bazı oyuncular oynadığı rollerin etkisinde kalarak gerçek hayatındaki kimlikleriyle bir çatışma yaşayabiliyor. Metot oyunculuğu yöntemi denilen bir oyuncunun rolünü daha içten yapabilmesi adına karakteriyle bir nevi bütünleşmesi pratiği psikolojik açıdan tehlikelere sahip. Fakat bir oyuncunun kişilik bölünmesi yaşaması için illaki metot oyunculuğu yapmasına gerek yok. Mima zaten rolüne hazırlanırken metot oyunculuğu yapacak kadar ileri de gitmiyor. Halihazırda sıkıntılı olan zihninin oyunculuk mesleğiyle belli bir süre geçirmesi bile onun kimlik karmaşasını alevlendirmek için yeterli. Mima bazen role girmekte zorlandığı gibi rolden çıkmakta da zorlanıyor. Filmin sahneleri arasındaki geçişler bile bu durumu çok iyi yansıtmakta. Ve hikayede kimlik krizi yaşayan bir diğer karakter de Rumi. Filmin son kısımlarında Mimenya'ya kendisini idol Mima olarak tanıtan kişinin cinayetlerin arkasındaki beynin Rumi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iki kişilik delilikteki ikinci kişi kendisi. Hatta bu deliliği Mimenya'ya bulaştıranın da o olduğunu görüyoruz. Mima'ya önem veriyormuş gibi gözüken anaç tavrıyla Mima'nın tarafında zannettiğimiz tek insanın ters köşe yapması bu karakteri yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Rumi menajer olmadan evvel idollük yapmış fakat kariyerinde pek tutunamamış biri. Mima gibi bir idole menajerlik yaparak kendisini Mima'nın yerine koyuyor ve başarısız idollük kariyerinden bir intikam alıyor. Tıpkı bir ebeveynin gerçekleştiremediği bir hayali çocuğu üzerinden gerçekleştirmeye çalışması gibi Rumi de başarısız olan idollük hayalini Mima üzerinden gerçekleştirmekte. Ve tabii ki Mima'nın idollüğü bırakması Rumi'nin de hayaliyle olan tek bağlantısını koparıyor. Başlarda kendisi bu duruma üzülerek tepki gösterse de finale doğru içinde sakladığı öfkesini görüyoruz. Perfect Blue'nun etki alanı yalnızca anime dünyası ile sınırlı kalmadı. Gerek senaryo, gerek de sinematografi bakımından kendisinden sonra gelen ödüllü yapımlara ilham verdi. Ayrıca bu hikayenin öngörülerinde ne kadar başarılı olduğunu da belirtmek gerek. Mesela internetin hiç popüler olmadığı, hatta Mima'nın interneti nasıl kullanacağını bile bilmediği bir zamanda sosyal medyanın zorbalık gibi eylemlerde araç olabileceğini göstermesi muazzam bir tespit. Hikayenin işlediği idol-otaku ilişkisi ise günümüzde daha vahim bir durumda. Otaku dediğimiz kavram belli ülkeler ile sınırlı kalmayıp dünyanın her yerine yayıldı. İnsanların ciddi bir kısmı belli popüler kültür ögelerine saplantı derecesinde hayranlık besliyor. Özellikle psikolojik sıkıntıları olan birinin böyle bir kitle içerisinde yer edinmesi, başta anlattığım tarzda trajik olayları doğurabilmekte. Mimenya veya Rumi gibi saplantı veya kimlik krizi yaşayan kişilerin idollerine yönelik besledikleri sevgi çok hassas bir teraziye sahip. İdolün onların gözünde yaptığı küçük bir yanlış, bu sevgiyi nefrete dönüştürebilir. Kendi canını verecek kadar taptığı bir idolünü, ertesi gün öldürmek isteyebilir. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de, olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun?